Evet, bugün defaatle harama giriyorum. Harama bakmaktan kendimi alamıyorum. Biliyorum yanlış, biliyorum hatalıyım ama ne yapayım elimde değil. İradem beni günahtan uzak tutmaya yetmiyor. Bu yüzden belki kendime kızıyorum, belki sinirleniyorum, kendimden tiksiniyorum ama yine de yapıyorum. İslam literatüründe istimna diye geçen kendimi bir şekilde daha da fazla günaha sokuyorum. Ne yapacağım diyorsak bugün yaklaşık 3-4 maddede bunun inşallah kesin merhemini alacağız. Şimdi öncelikle merheme girmeden önce, yollara girmeden önce şunda bir anlaşmamız gerekiyor. Biz insanız ve hissiyatımızla, cinsel arzularımızla insanız. Yani bunları yok edemeyiz. Bunlarsız insan da olamayız. O zaman bizler bu arzuları nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Bu tarz sohbetlerde ve videolarda bunu yok etmenin, bununla kafa tutup mücadele etmenin yoluna gidersek muhtemelen zaten görüyorsunuz ki, belki de denediniz ki kaybedeceğiz. O yüzden biz bugün bu arzularımıza yön vereceğiz. Peki başlayalım. Ne yapacağız? Bu hislerimle bu mücadeleyi, daha doğrusu bu güzel yön vermeyi nasıl yapabilirim? İlk olarak birinci madde, fıtrat boşluk kabul etmez. İnsanın fıtratı ya hakikatle dolacak ya günahla dolacak. Yani insan zihnini, hayalini bir şekilde bir şeylerle dolduracak, doldurmak zorunda. Hayal etmeden duramazsın, düşünmeden duramazsın. O zaman oraya neyi dolduracağına karar vermelisin. İşte bu arzular daha çok boş vakit geçirdiğimizde, kendimizi malayani şeylere attığımızda, rehavete kapıldığımızda, şöyle biraz fazla rahatımıza düştüğümüzde hemen peyda etmeye başlar. Ve insan kafasını, alemini bir bakar ki bunlarla meşgul etmeye başlamıştır ve haramın yolları açılmaya başlamıştır. İşte bunun tam zıttı olan aklı ve hayali ilimle, özellikle de Allah'a götüren malumatlarla meşgul etmek, bilgimizi ve ilmimizi Allah'a götüren manalarla zihnimizi meşgul etmek bizi bu günahlardan daha fazla muhafaza edecektir. O zaman muhabbetin başında da dediğimiz gibi bu arzular niye verilmiş veya buna nasıl yön vereceğizin bir manası çıkıyor aslında. Bu arzular bizi bir nevi kamçılıyor. Boş kalma, gayret et ve alemini ilimle doldur diyor. Yoksa düşersin. Bunu bisiklet sürmeye benzetebiliriz. Yani ne kadar iyi sürersen sür, hızlanırsan hızlan, pedal çevirmeyi bıraktığında düşersin. Yani bir manada böyle Temple Run oynayanlar bilir, böyle bir adam koşuyordu, arkasında onu işte bir maymun kovalıyor, altın topluyor falan. Böyle sendeledin mi geliyor, ikinci yaptığın zaman seni yakalıyor ve oyunu kaybediyorsun. Bu hisler de böyle. Bizi devamlı kovalıyor. Özellikle boş kaldığımız an, boş işlerle uğraştığımız an, zamanımızı böyle keyfimize çok fazla harcadığımız an hemen hisler arkadan geliyor ve bir nevi bizi alıp haramla, az önce dediğim istimlayla, günaha girmekle düşürüyor. O zaman ne yapacak kul? Oradaki adam gibi devamlı bir gayret içerisinde, devamlı pedal çevirecek. Yani hakikatle ve ilimle meşgul olmak, boş kalmamak, fıtratı malayaniyata bırakmamak bizim ilk adımımız. İkinci noktada İslam literatüründe geçen Sedd-i Zerai diye bir yol var, bir metot var. Sedd-i Zerai ne demek? Günaha giden yolları daha günah gelmeden baştan tıkamak demek. Yani bir şekilde uçurumun dibine kadar gitmeden öncesinde önlemler alıp tabelalar görürüz değil mi? Veya radara yakalanmadan önce, o cezayı yemeden önce bizi bir tabela karşılar ve bak radar var diye bizi uyarır. Biz de daha günahla baş başa kalmadan, onun dibine kadar sokulmadan öncesindeki yaptığımız işlere bakacağız. Ben bu günaha girmeden bir hamle önce ne yaptım? Ondan önce ne yaptım? Ondan önce ne yaptım? Baştan o günaha girmeden o yolu tıkayacağız. Yani bir nevi tabela koyacağız öyle. Bak Ahmet, sen buradan gidersen bu sıralamanın sonunda günaha girdin. Bir daha tecrübe ettin, bir daha tecrübe ettin, bir daha tecrübe ettin. Her bu hamlenin sonunda günaha girdiysen o zaman senin bu işi baştan kesmen lazım. İşte bu baştan kesmeye Sedd-i Zerai deniyor. Güncel bir örnekle bunu tazeleyelim. Gece insanın boş kaldığı ve başka şeylere meylettiği çok aslında sinsi bir zaman dilimi. Eğer her gece başını yastığa koyduğunda telefonla oynuyorsan ve bu telefonla oynama serüveni haram olmayan içeriklerle başlayıp yavaş yavaş harama meyledip bir süre sonra seni haram görüntülerin ve haram işlerin içine sokuyorsa, zihin şurada şunu algılamalı ve Sedd-i Zerai yapmalı. Ben gece elime telefonu aldım mı harama giriyorum. Dolayısıyla elime telefonu hiç almayacağım gece. İşte Sedd-i Zerai bu. Hiç hislerimi kabartmadan, nefsimle mücadeleyi zorlaştırmadan baştan keseceğim. Dolayısıyla ikinci kuralımız, günaha gittiğimiz yolları teşhis edip baştan önlemini almak. Yani Sedd-i Zerai yapmak. Ve 3, tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği evlilik yoluna gitmek. Yani Allah
orada bir lezzet yaratmış ve bunu yasaklamışsa mutlaka alternatifini bizim önümüze koyuyor. İçkiyi haram kılmışsa içecek alternatifler koyuyor. Yemekte işte bilmem ne hınzır etini yemeyin demişse mutlaka onun alternatifini koyuyor. Dolayısıyla bu zinayı, göz zinasını ve el zinasını yasaklamışsa mutlaka bir alternatif var. Evlilik tabii ki bu yolda bir metot. Ama bir parantez eklemek istiyorum. Bu çok aldandığımız bir konu. Evlenince bu arzular yine durmayacak. Evlenince cinselliğimizdeki imtihan bitmeyecek. Aksine insanda ülfet denen bir hastalık var ki her şeye zamanla alışıyor. En güzel şey bir de bir süre sonra sıkıcı geliyor. Muhtemelen evliliğin 5. 6. ayında artık helalimiz de bize ülfet olacak. Dolayısıyla biz ilim yolunda gayreti ilk madde, seddi zerai ikinci madde yapmaya alışmamış ve takvaya şimdiden girmemişsek evlilik de bizi bir süre sonra muhafaza etmeyebilir. Dikkat edin, etmeyebilir diyorum. Her evlilik için geçerli değil ama şu asırda yüksek bir ihtimal. Dördüncü noktamız ise tabii ki bizim o sabır anlarımız olacak. Bizler bu günahların elemini asla unutmayacağız. Dördüncü kısımda ben bunu yıllardır yaptığım halde arkasında sancısını ve elemini çekiyorum. Bu tatminsizliği ve bunalımı yaşıyorum. Madem bu lezzetin ve tatminsizliğin bir çözümü var ki o da ahirettir ve bu ahirete verecek tek bir zat var, o zaman ben onun hatırına şu anki sancılı anıma, şu anki şehvetime ve hislerime sabredeceğim. Dolayısıyla oraya kuru bir tahammül değil de Allah'ın sevgisini ve rızasını merkez edindiğim ayette geçen Rabbin hatırına sabret düsturunu koyacağız. Ama bunu tek başına yapmamız yeterli olmayabilir. Oraya daha büyük bir parantez açıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü maddeleri unutmadan bu işlemi yaparsak dördüncü madde bize daha fazla kuvvet verecek. 3-4 madde dedik ama 5. maddede bizden olsun, promosyon olsun. Kesinlikle çevreni seni Allah'a götüren dostlarla sarman lazım. Kişi dostunun dini üzeredir diyor Efendimiz Aleyhisselam. O zaman çevremizdekilerin dini hassasiyeti bizim dinimiz. Ve ben bu dini hassasiyeti yüksek insanlarla etrafımı sararsam, günaha hassasiyeti yüksek insanlarla etrafımı sararsam, Allah sevgisi kuvvetli insanlarla etrafımı sararsam, benim dinim de o ölçüde şekillenecektir. O zaman ne oldu? Harama karşı direncimde dostlarım da bana bir kuvvet oldu. Eğer istersen biz de buradayız. Allah'ın izniyle. O zaman bu 5 maddeyi uygula. Eğer gerçekten bir şeyler olmuyor dersen biz bu işi bilmiyoruz. Ama emin ol hayatına etkisi, çok etkisi olacak. Gerçekten yaparsan da kesin çözüm. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.